Bu hafta Arda'nın mutfağında 3 tane şahane tarifi mutfaktan sofraya hep beraber getireceğiz. Güne bir çıtır tavuk yaparak başlıyoruz. Çıtır tavuğun dış panesi birazcık sürprizli olacak. Arkasından bir spagetti kek tarifim var sizler için. Dışarısında lezzetli bir patates katmanı, içinde ıspanaklı güzel bir spagetti kekin olduğu nefis bir lezzet. En son olarak da bir tatlı, çikolatalı bir lavaş tatlısı. Bir de sürpriz muz olursa tadından yenmez olur. Basit tarifler, lezzetli yemeklerle Arda'nın mutfağı başlıyor. Bu haftaki tariflerimiz yine her zaman olduğu gibi çok lezzetli. Çünkü Arda'nın mutfağı hafta sonu sizler için güzel alternatif tarifler hazırlamak için birebir adres. Bakınız şimdi önce spagetti kekin hazırlığını yaparak işe başlayacağım. Daha doğrusu sizi beklerken ufak tefek bir hazırlık yaptım. Ne yaptım? Sadece patatesleri soydum ve çiğ olacak şekilde hepsini rendeledim. Burada kasenin içerisinde gördüğünüz gibi 4 tane patates var. Peki şunu diyebilirsiniz Arda, sen niye bu patatesleri rendeledin de buzlu suyun içine koymadın? Bak renkleri böyle kahverengiye dönmüş bunların. Hata işte bu. Aksine yabancıların, Amerikalıların hash brown dedikleri, böyle rengi kahverengiye dönen, Avrupalıların da rösti dedikleri, birbirine yakın bir sonuç alan patatesin bir güzel pişme modelini yapacağız bugün. Ve bunu bu şekilde dışarıda bekletirseniz kendi nişastasını bak böyle suyuyla beraber güzelce salıyor. Bunu karıştırıyorsunuz. Rengi böyle hafiften kendiliğinden kahverengiye doğru dönüyor tezgahın üstünde. Gayet kolay ve güzel bir sonuç. Yani anlayacağınız, siz de benim gibi yapın. 4 tane patatesi rendeleyin. Asla ve asla buzlu suyun hiçbir şeyin içine koymadan onu öyle kendi haline bırakın. Sonra yapacağımız şey genişçe bir düz tava bulmak. O tavanın içerisine hafif ısıttıktan sonra bir parçacık tereyağı atacağız. Sadece tavanın dibini hafiften yağlamak adına. Şimdi bu yapacağım tarif aslına bakarsanız bir klasik spagetti kekin ötesinde bir tarif. Çünkü normalde baktığınız zaman bu spagetti kek denen tariflerde genellikle yoğun, güzel, peynirli bir beşamelle tutturuluyor spagettiler ve soğuttuktan sonra hafif bir kek kıvamında çıkartılıyor. Ama biz öyle yapmayacağız. Biz güzel, lezzetli bir spagetti pişireceğiz. Arkasından bunu bir patates rösti'nin, bir patates nasıl söyleyeyim, kekinin içerisine hapsedeceğiz. Spagetti kendi başına bir kek kıvamına gelecek. Şimdi tavayı hafifçe ısıttım. Böyle gördüğünüz gibi tereyağı tavanın her tarafına döndü. Yapmanızı isteyeceğim şey şu. Bak içinde suyu da var. Asla ve asla süzmeyin bunu. Çünkü kıvam olarak bağlayacak olan şey patatesin kendi nişastası. 4 tane böyle rendelenmiş patatesin yarısını alıyorum. Buradaki genişçe tavanın içerisine yayıyorum. Yayarken de bir spatula ile şu şekilde iyice birbirine temas etmelerini sağlıyorum. İnce bir katman yapıyorum ki bu arkadaş piştiğinde nişasta ile beraber kalıp gibi yerinden çıksın. Yani ocağın üstüne almadan bunu şöyle hafifçe bir tezgahta çalışın. İyice birbirine yapıştırın. İnce ve düz bir katman elde etmeye çalışın. Ondan sonra hop geçin ocağın üstüne. Aynen böyle. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. Ve düzgün bir şekilde de yayıyorum. Arkasından da spatula ile böyle hafif 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 şeklini veriyorum. Patateslerimiz çiğ ve çiğ patatesler bu şekilde yavaş yavaş pişecek. Anlayacağınız çok hızlı bir pişirme işleminden geçirmeyeceksiniz bunları. Kontrollü, yavaş bir ısıda kendi nişastasını salacak şekilde yavaş yavaş pişireceksiniz. Ve bu işlemi iki kere tekrarlayacaksınız. Yani bir taban bir de üst kat için, o yüzden sabırlı olmakta fayda var. Bunu dizdim. İyice bastırdım. Hiç boşluk kalmayacak şekilde yapıştırdım. Ve bu arkadaşı kendi haline bırakıyorum. Az sonra siz de göreceksiniz ki içerisine un vesaire vesaire hiç ekstra bir şey koymadan bu kendi kendine güzelce bağlanacak ve düzgün bir kıvama oturacak. Ama yapmanız gereken şey ocağın altını kısmak. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek bu. Onu öyle kendi haline bırakacaksınız. O pişerken
biz spagettilerimize geçebiliriz. Çünkü spagettinin de aslına bakarsanız kendi içerisinde birazcık işi var. Kaynayan su. Kaynayan suyun içerisine şöyle dolu bir tutam tuz atıyorum. Arkasından 300 gram kadar makarnayı alıyorum. Eğer uzunsa makarnalarınız şöyle çevirip bırakacaksınız. Kaynar su onu yavaş yavaş içine alacak. Böylece makarnalarınızı ortadan kırmaya da gerek duymadan yavaşça bunu suyun içine alacaksınız. Şimdi makarnaları burada güzelce haşlıyoruz. Ama bu yapacağımız patatesli röştinin ya da hash brown'un ya da üst katmanın adına ne derseniz düzenli ve güzel bir şekilde pişmesini sağlamamız lazım. Asla yüksek ateş değil, asla oynamayacağız. Bunu böyle kendi haline bırakacağız. Bir süre sonra zaten bu bak böyle tavada hafif hafif kalıp gibi oynamaya başlayacak. Mutfakta doğru tekniklerle çalışırsak asla zinhar böyle hataya mahal vermemiş oluruz. Bu da o tip tariflerden biri. Kısık ateş, hatta şöyle ateşin üzerinde biraz yer değiştirin. Oynayın onunla kendi kendine. Yavaş yavaş bir tarafını pişirin. Sonra bir tabağı kullanarak diğer tarafını pişireceğiz. Bu iş tamam olacak. Bu arkadaşı bıraktım böyle güzel güzel burada pişiyor. Az sonra onu çevireceğim. Diğer tarafta bugün ikinci tarifi olan tavuğun yani paneleyeceğim tavuğun ufak tefek hazırlığına başlayabilirim. Her zaman mutfakta tavuk için çalışacağınız ayrı bir kesme tahtanız olsun. Et ve benzeri şeyleri veya sebzeli şeyleri çalıştığınız tahtada mümkünse tavuk çalışmayın. Bu da size bir püf noktası olsun. En azından yarın öbür gün herhangi bir şekilde tavuktan dolayı bir problem yaşamak vesaire istemiyorsanız farklı kesme tahtalarıyla çalışın. İki tane göğüs tavuğum var elimin altında ve bu tavukları şöyle bir ufak işlemden geçireceğim. Bıçakla öncelikle tavuğun kalın olan göğüs kısmını ortadan ikiye ayıracağım. Elimle üstüne bastırıyorum. Bıçağı göğsün ortasına koyuyorum. Ve bu şekilde ortadan ikiye doğru bir kesik atıp bu göğsü ortadan ikiye doğru açıyorum ve iki eşit parçaya bölüyorum. Bu kısmen daha ince tavuklar yapmamı sağlayacak. Ve panelediğim tavukların pişmesinden emin olacağım. Garanti vaziyette pişirmiş olacağım. Ortadan ikiye doğru açmak. Böyle elinizi üstüne koyduğunuz zaman hiç de zor değil. Aynen böyle. Sonrasında ne yapacağız? Bu arkadaşları ince uzun şöyle bakın. Şeritler elde edecekmiş gibi doğrayacağız. Böyle yaparsanız böyle daha çünkü tavuk piştiği zaman hafiften del toplanacak. İnce şeritlerde çalışıyor olmanız size bir tavuğun garanti vaziyetinde pişmesini, ikincisi görsel olarak daha da güzel bir hal almasını sağlayacak. Olayımız bu. İki tane tavuğu bu şekilde kestik, doğradık. Tahtayı kaldırıyoruz ve aynı şekilde bıçağı da ellerimizi yıkayıp pişirme işlemine devam ediyoruz. Şimdi aralarda gelip gidip şuna bir bakalım. Bak. Görüyor musunuz? Tabanı bir kalıp gibi pişti ve şöyle alttan spatula ile kaldırıp baktığınızda bak görüyor musunuz? Hafiften bir renk almaya başladı. İşte tam istediğim noktadayım. Şimdi bunu dikkatli vaziyette çevireceğim. Bu tabak bunu çevirmek için yeterli gibi gözüküyor. Alıyorum bunu bir tabağın içerisine. Bak görüyor musunuz? Hafiften kırılır gibi oldu. Sorun yok. Bunu toplayacağız. Yine bir parça tereyağı atacağım içine. Tereyağı da erittikten sonra bunu alıp direkt olarak bu şekilde çevireceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu az evvel pişirdiğim alt taban hafiften çıtır bir kıvama gelmiş durumda ve gayet güzel gözüküyor. Aynı şekilde bu diğer tarafını da çevireceğim, pişireceğim. Yavaş yavaş bunu böyle kendi halinde ince bir katman olsun diye bekleteceğim. Yakına gelin size bir şey göstereceğim. Patateslerin arasının pişerken kendi nişastasıyla nasıl dolduğunu görüyorsunuz. Dolmamış olan yerlere şöyle hafiften bastırırsanız eğer ikinci tur pişerken çok daha güzel ve garantili bir şekilde dolmasını da sağlarsınız. İşte size püf noktası. Diğer tarafta şurada makarnaya bakalım. Şöyle güzelce bir karıştırayım bunu.
Bu tip makarnalar normal şartlarda makarnanın kalitesine göre 3 ila 11 dakika arasında pişer. Taze makarnalar 3-4 dakikada pişerken bu tip böyle paketlenmiş olan makarnalar 8-11 dakika arasında pişer. Al dente bir kıvam istiyorsanız bundan da daha uzun, 11 dakikadan daha uzun pişirmemeniz lazım. Paketini okuyun, makarnanın üzerinde nasıl pişmesi gerektiği yazar. Şimdi çıtır tavuğumuzun panesini yapacağız diğer tarafta. Son derece basit bir panemiz var. Aslına bakarsanız klasik bir başlangıç ama bitirişte bir ufak değişikliğimiz, oyunumuz olacak. Öncelikle tavuğun etrafını güzel tutsun diye böyle derince bir kaseye birazcık un ekliyorum. Arkasından ikinci kaseme birkaç tane yumurta kırıyorum. Tavuklarınızın boyutuna ve büyüklüğüne göre 2 ya da 3 yumurta pane için. Sonra da yumurtayı böyle güzelce çırpıyorum. Birinci kasede un var. İkinci kasede yumurta var. Peki üçüncü kasede ne var? Galeta unu mu? Hayır. Üçüncü kasede bir mısır cipsi var. Mısır cipsini böyle bir derin kasenin içerisine koydum. Ve bakın elimle şöyle mümkün olduğu kadar küçük parçalar olacak vaziyette mıncıklaya mıncıklaya hafiften eziyorum. Bunu bir robottan veya bir makineden geçirip bu işlemi yapmıyorum. Neden? Sebebi şu. Eğer bu işlemi robottan veya makineden geçirirseniz bu arkadaşlar tamamen tuzla buz olur. Aksine yerken böyle bunun güzel bir şekilde, lezzetli bir şekilde üstünde hafif çıtır çıtır, iri iri ve birbirinden farklı boyutlarda kalması benim isteyeceğim şey. Burada iki büyük paket kadar mısır cipsi var. Bu da benim dış panem olacak. Ama yumurtanın içine bir şey koyacaktım. Onu koymayı unuttum. Onu da söyleyeyim size. Daha güzel bu mısır cipsini üstüne, içerisine alsın diye krema koyacağım. Kremayı yumurtalı olan katın içerisine ekliyorum. 3 böyle dolu dolu kaşık krema var burada. Aşağı yukarı 3 tane yumurtaya 3 dolu dolu kaşık kremayı ekledim, çırptım ve böyle hafiften havadar bir hale getirdim bu arkadaşı. Şimdi patatesli katımız gayet iyi gözüküyor. Güzelce renk aldı. Diğer tarafta makarnalar da pişiyor. Mutfakta pratik olup aynı anda çok işi yapabilmek lazım. Ne kadar çok işi aynı anda yaparsak hayatımızı aslına bakarsanız o kadar kolaylaştırırız. Mısır cipsi birazcık tuzlu gibi gelebiliyor size, tahmin ediyorum. Ama aslına bakarsanız inanın bana yerken o böyle fazla olan mısır cipsi tadını birazcık kırmanız lazım. O yüzden unun içerisine bir parçacık tuz atın. Bence bir parçacık da karabiber atın. Güzelce harmanlayın. Ondan sonra başlayalım tavuklarla çalışmamıza. Önce klasik pane işlemi. Una buluyoruz. Sonra kremalı ve yumurtalı katın içine buluyoruz. Fazla kremasından ve yumurtasından arındırdıktan sonra tavuğumuzu buradaki mısır cipsi katmanının içerisine bırakıyoruz. Bu tarifi yaparken de aklıma hep şey geliyor. Ben İstanbul'daki ilk restoranımı 2008 yılında açmıştım. Asmalı Mescid'de güzel bir restorandı ve böyle çok böyle değişik aklımda farklı farklı fikirler vardı. Değişik yemekler, farklı lezzetler, böyle ne bileyim demlenerek pişen güzel bir levrek tarifimiz vardı. Böyle pancarlı, acayip güzel pişen risottolar vardı. Vardı Allah vardı böyle çok çok değişik şeyler. Fakat yani misafirlerden gelen yoğun talep ve istek neticesinde biz menüye bir de çıtır tavuk koymaya karar verdik. O çıtır tavuk her ay sonunda satış listesinde, yani ürün restorandaki satışların raporlama listesinde açık ara bir numara geliyordu. Yani en çok satın ürün çıtır tavuk böyle tepede. İkinci ürünle arasında bir o kadar fark var. Ya dedim ki Allah Allah, yani acaba hani başka bir şey mi var? Bu kadar değişik yemek yapıyoruz. Hani çıtır tavuğa ilgi alaka var. Dedim ki herhalde biz çok güzel yapıyoruz bu çıtır tavuğu. Vallahi bilmiyorum güzel mi yapıyoruz? Güzel, az mı güzel yapıyoruz? Çok mu güzel yapıyoruz? Ama yıllar yılları kovaladı. Ben o restoranı kapattım. Başka restoran açtım. Böyle öğlen servislerinde yine böyle işin içine çıtır tavuğu soktum. İnanılır gibi değil ama çıtır tavuk her zaman açık ara en çok satan ürünlerden bir tanesi oldu.
Anlaşılan biz bu böyle hafif çıtırtılı lezzetleri seviyoruz. O yüzden bunu ekranda da yapmak boynumun borcu dedim. Şimdi bu paneleme işlemini böyle güzelce yapıp bütün tavukları önce una, sonra yumurtalı kremalı karışıma, fazla yumurtalı kremalı karışımından kurtardıktan sonra da buradaki mısırlı katmana böyle güzelce yerleştireceğim. Burada da gördüğünüz gibi artık patatesli harcım güzelce pişti. Onu tabağın içerisine alıyorum. Bu benim kapağım olacak. Şöyle ellerimi yıkayayım. Geri kalan patatesi ekleyeyim. Onu da orada pişirirken tavuklarla işlemime geri döneyim. Tavam hala sıcak. Her seferinde bir parçacık tereyağı koyuyorum. Unutmayın. Bu birazcık daha böyle hafiften kahverengi kıvam almasına yardımcı oluyor. İlk katım dikkat ettiyseniz kısmen kapak gibi olacak şekilde üstüne gelecek şekilde inceydi. Fakat ikinci katı şunu kenara alayım. Birazcık daha kalın ve kenarlara çıkacak şekilde yapmak istiyorum. Aynen böyle. Dikkatli bir şekilde böyle bakınız yaydım. Aldım tekrar ocağın üstüne. Kenarları bir öncekine göre birazcık daha kalın. Çünkü bunu böyle hafiften bir kat gibi üstüne çıkacağım. Yine elimi yıkadım. Geldim tezgahımın üstüne. Tavuklarla olan işlemimi bitirmek istiyorum. Bu arada makarnaların da aşağı yukarı 3 dakikası daha var. O arada ben bu tavuklarımı hallederim. Bu paneleme işlemlerinde de size şöyle bir püf noktası vermek istiyorum. Un ve yumurtalı karışımı bir elinizle, yani çünkü bu un ve yumurta böyle zaten ikisi birlikte hafiften bir olayı bir cıvıklaştırıyor. Ama diğer hazırlayacağınız son pane katını diğer elinizle çalışırsanız çok daha verimli bir şekilde çalışırsınız. Aksi takdirde bu en sonda kullandığınız eliniz sürekli fazla böyle vıcık vıcık katman katman olur. Her 3 panede bir elinizi yıkamak zorunda kalırsınız. Aklınızda olsun. Bu da böyle size verebileceğim bir küçük püf noktası. Şimdi tavuklarımı bu şekilde hazırladıktan sonra artık sonuncuyu iki elimle yapıp size gösterebilirim ne demek istediğimi. İyice paneledim. Ve gördüğünüz gibi sağ elim tamamen yapış yapış oldu. Sol elim biraz daha kolay kurtulur ama bu asla kurtulmaz çünkü yapış yapış bir kıvamda. Ama sonuncuyu da yaptıktan sonra zaten artık hızlıca ortalığı toplama noktasına geleceğim. Bu paneyle epeyce bir miktar çalışabilirsiniz. Yani ben 2 tane tavuk göğsünden yaptım. Hazırlayıp böyle bir şekilde size göstermek adına. Ama siz çok daha böyle özellikle bu var olan paneyle rahat rahat 4 tane tavuk göğsü yapıp bir maç akşamında eşi dostu arkadaşları toplayıp böyle güzel ve lezzetli bir çıtır tavuk şov yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi şunu eğer ki buzdolabına atarsanız ve iyice soğutursanız soğuduktan sonra derin yağda kızarması çok daha başarılı olacaktır. Aklınızda olsun. Bütün genellikle diyeyim bütün kızartmalar için bu geçerlidir. Bu işlemi yaparsanız asla yanılmazsınız. Benim çok fazla vaktim yok. O yüzden şöyle ortalığı hafifçe bir silip süpürüp ben pişirme işlemime devam edeceğim. Pişirme işlemimden kastım da buradaki patatesim. Bakın şimdi iyice renk aldı. Bu arada artık makarnam da tamam kıvamda. Bunu eskiden anneannelerin yaptığı modelde süzeceğim. Yani bir süzgeciniz yoksa eğer veya süzgeciniz varsa da bunu yapabilirsiniz. Yarım kapak üstüne tutuyorsunuz. Kapaktan makarnaları çok fazla dışarıya kaçırmayacak şekilde güzelce süzüyorsunuz fazla suyunu. Ondan sonra hop yeniden geliyorsunuz aynı tencereyle burada ocağın üstüne. Şimdi bakınız ekstra bir tava vesaire kullanmadan direkt her şeyi bunun içerisinde yapacağım. Makarnam fazla suyundan süzüldü. İçinde hala birazcık suyu var. İçerisine yapışmasın diye yani birbirine yapışmasın diye bir kere birazcık zeytinyağı ekliyorum. Birkaç kaşık kadar. Güzelce karıştırıyorum. İsterseniz tereyağı, isterseniz zeytinyağı.
Şimdi her şeyi bunun içerisinde pişirmeye başlayacağız. Şöyle ki, iki tane sarımsak aldım. Üstüne vuruyorum sarımsakların. Ve ince ince doğruyorum. Sarımsaklar makarnanın içine gidiyor. Arkasından kırmızı soğan ilavem olacak. İki tane kırmızı soğan. Onları da çok böyle aşırı küçük olmalarına gerek yok. Çünkü makarna ile beraber pişecek. Ve arkasından da zaten patatesli katın arasında kek olarak pişecek. Şöyle küçük yemeklik doğramanız benim için yeterli. İki kırmızı soğanı. İnce ince doğradım soğanları. Onları da direkt makarnanın içerisine alıyorum. Bir şey endişesi sezinler gibi oldum. Ya Arda, bu soğanlar çiğ kalır mı? Benim mideme dokunur mu? Vesaire vesaire gibi. Hiçbir şey olmaz. Çünkü bunları burada azıcık pişireceğim. Arkasından da bir turda fırında pişecek bu arkadaşlar. Öyle tas tamam, her şey güzelce pişmiş olacak. İkisini beraber şöyle bir çevirdim. Ocağın altı yanıyor. Aman unutmayın. Şimdi bir de artık buradaki şu patatesi bir çevireyim istiyorum. Bu sefer şöyle yapalım, daha kolay olur. Böyle hop. Baksanıza tabanı gayet güzel pişmiş vaziyette. Ocağın üstüne alıp yine bir tereyağı azıcık. Sonra patatesli katı hoppa direkt olarak tavanın içerisine alıyorum. Aldıktan sonra şöyle birazcık bastırın. Kenarlarına doğru azıcık bir yükselti yapın ki üst katmanı kapattığınızda yanlardan o üstle yan birbirleriyle buluşsunlar. Peki bunun içerisine başka ne ekleyeceğim? Tabii ki ıspanak, adından da anlaşılacağı üzere. Takriben yarım kilo kadar. Bıçağınızla şöyle irice doğruyorsunuz. Çünkü zaten tencerenin içerisinde bu iyice pişecektir ve kaybolacaktır, hacmini bırakacaktır. Arkasından da doğrayıp doğrayıp bu şekilde direkt olarak makarna dolu tencerenin içerisine ıspanağınızı ilave ediyorsunuz. Limaşayla şöyle kolayca pişiriyoruz bunların hepsini. Şimdi isterseniz bu ıspanaklı, soğanlı vesaireli katı ayrı bir yerde de yapabilirsiniz ama inanın ben bunu defalarca yaptım. Ekstra bir tencere veya tava kirletmeye gerek kalmadan burada her şey birlikte güzelce pişiyor. Bana güvenin, sorun yok. Hafifçe bir karıştırdıktan sonra zaten ıspanaklar tas tamam sönüyorlar. Burada tek dikkat etmeniz gereken işin içine artık birazcık baharatını koymanız. Şöyle tuzunu ekleyeceğiz. Ispanak ve makarnaya karabiberini ekleyeceğiz. Ondan sonra da bu arkadaşları karıştıracağız. Ispanaklar söndüğü an itibariyle artık makarnamız da iç harç olacak şekilde buradaki patatesli katmanın içine girmeye hazır. Doğru bir zamanlamayla çalıştığımız için işte buradaki patateslerimiz pişene kadar makarnalı iç harcımız da gayet güzel kıvamda pişiyor. Fakat bu böyle tek başına yeterli lezzette değil. Buna bir ufak dokunuş yapmamız lazım. Nedir o dokunuş? Bir kutu kadar krema. Yani 200 mililitre civarında. Ve arzu ettiğiniz kadar da rendelenmiş kaşar peyniri. Ki ben 2 su bardağı kadar arzu ettiğimi hissediyorum şu anda. İçerisine ekledim. Krema, ıspanak, tuz, karabiber, makarna. Bunların hepsini şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra iç harcım da hazır olacak. Lütfen bana sosyal medyadaki, Facebook'taki Arda'nın Mutfağı sayfasından ya da Instagram'daki Arda Türkmen adreslerinden yazın. Siz bunun içine başka ne koymak istersiniz? Şu anda birazcık böyle fazla karmaşık gibi gözüktüğünün farkındayım ama inanın bana bu spagetti kek patatesli röştünün içinde piştiği zaman sonuç mükemmel oluyor. Baksanıza böyle bayağı kremalı ve peynirli uzayan noktada şöyle güzel bir iç harç elde ettik. Şimdi artık sıra geldi tabaklamaya. Fırın kabınızı alın ve hazırladığınız bu taban patatesli katı bu şekilde fırın kabının içerisine yerleştirin. Bir spatula ile şöyle hafifçe bastırıp kenarlarını birazcık daha belirgin hale getirin. Böyle. Tabanda hiç delik var mı? Elinizi vicdanınıza koyun, siz kendiniz söyleyin. Arkasından sıra geldi makarnaya. Bu makarnayı alıyorum ve direkt olarak
ortasına doğru koyun mümkün olduğu kadar. Köşelere doğru koymamaya çalışın. Çünkü köşeler bizim kapatıp bağlayacağımız kıvam. İyice ortadan bolca tepeleme vaziyette koyun. Sonra kenarlara doğru yayarsınız. Bütün spagettiyi gördüğünüz gibi böyle yerleştirdim. Şimdi bunu şöyle hafifçe bir yayalım. Çok kenarlara kaymamaya çalışalım. Tepeleme bir vaziyette. En son olarak da burada hazırladığımız diğer patatesli katı bunun üstüne gezdirip kenarlardan güzelce kapatalım. Spagetti kekin kenarlarına böyle birazcık spatula ile dokunduktan sonra istediğiniz gibi şekil veriyorsunuz ki şu an hiç fena gözükmüyor şekli. Gayet güzel. 180 derecelik fırına gidiyor. Atıyorsunuz bunu fırına. Ve takriben 15-20 dakika kadar böyle üst katman, alt katman, ara katman birbirlerini özümseyene kadar hafiften pişiriyorsunuz. Ondan sonra o iş tamam oluyor. Hızlıca ellerimi yıkadım. Şimdi geliyorum ocağın başına. Çünkü bugünün son tatlısı olan lavaştaki kolay tatlımızı yapacağız. Şimdi bu tatlının adına çikolatalı lavaş dedik. Ama içerisinde çikolatadan başka bir de muz olacak. Temiz bir bıçak alayım. Şöyle ve tezgahın üstünde muzumu doğrayarak işe başlayayım. Kaç tane lavaş kullanıyorsanız hani ona göre bir ya da iki tane muz bu tarif için yeterli olacaktır. İşte muzun biri burada. Diğeri de burada. Vakit kaybetmeden şuradan lavaşlarımın içine koyacağım çikolata kremasını ve lavaşlarımı da alıp geleyim. Normal, standart, her yerde bulabileceğiniz lavaşlardan kullanacağım. Ve bunu streçle saklıyorum ki bu arkadaşlar kurumasın diye. Hızlı kururlar. Kuruyunca da katlaması, kıvırması birazcık zor olur. Şimdi çok basit bir tarif. Aslına bakarsanız bu kadar basit olduğu için bunu seçtim. Eğer lavaş yerine böyle bir krep vesaire yapmak isterseniz o da gayet kolay oluyor. Muzu böyle dilimlemeniz lazım. İnce uzun, ince uzun. Şöyle şöyle dilimledik muzumuzu. Şimdi bakın, dedim ya ultra kolay bir tarif. Tezgahın üstüne bir tane lavaş alıyorsunuz. Bunu bıçakla ortadan ikiye doğru kesiyoruz. Tamam. Böyle bir parça lavaşımız var. Şöyle katlayacağız, böyle katlayacağız, işi bitireceğiz. İki tane muzu ince uzun olacak şekilde böyle koyuyorsunuz. Arkasından bunların üzerine çikolatalı fındık kremasından böyle güzelce gezdiriyorsunuz. Bu kadar. Şimdi her iki tarafından lavaşımızı katladık. Ondan sonra da dikkatli bir şekilde etrafından döndürüp şu kalan parçayı da üstüne kapatıyoruz. Hafif bir, ya böyle ince uzun bir baget olacakmış şekilde lavaşımızı hazırlıyoruz. Bakınız aynen böyle. Bir ya da iki tane kürdanla tutturursanız pişirirken bu kürdanlar üstünden çıkmaz. En son çıkartacağız. Böyle. Şimdi şunu şuraya koyayım. Tek tek hazırlamaya devam edeyim. Bir tane daha gösteriyorum. Böyle iki parça muz. Bir parçacık fındık kreması. Sonra bak şöyle ince uzun olacak şekilde yayıyorum bunu. Kendi etrafından döndürüyorum muzlarla beraber. Sonra bu parçayı da üstüne kapatıp hani hafif bir ince uzun, sanki böyle çıtır çıtır yenecekmiş bir baget gibi hazırlıyorum. Sonra da kürdanla tutturup tabağa alıyorum. Böyle 6 tane hazırlarsanız çıt çıt yemelik gayet lezzetli olacaktır. Şimdi 6 taneyi böyle hazırladım. Bu arkadaşlar derin yağda kızaracaklar. Bu arkadaşlar da derin yağda kızaracaklar. Fakat benim birkaç tane ufak hazırlık yapmam lazım. Nedir bu yapacağım hazırlıklar? Birincisi çıtır tavuğun sosu. Yağlar kızarken ben bu hazırlıkları yapayım. Ondan sonra zaten atacağım. İşi bitireceğim. Şimdi böyle bir derin kasenin içerisine 2 yemek kaşığı hardal koyacağım.
Bir yemek kaşığı kadar bal ilavesinde bulunacağım. İşte şöyle. Ve 3 yemek kaşığı kadar da mayonez ilave edeceğim. 1, 2, 3. Bu benim çıtır tavuğun yanındaki ballı hardal sosum olacak. Şöyle bu arkadaşı güzelce bir karıştırayım. Bence ballı hardal sos için bu ölçü tamamdır. Yani işin içinde balın tatlılığı var. Hardalın kendine has karakteristik lezzeti var. Mayonez de ikisini bir araya getirip birazcık yumuşatıyor. Gayet güzel oluyor. Onu şöyle bir servis kasesine alayım. Ballı hardal sosum hazır. Böyle tavukları piştikten sonra buna batırıp batırıp yemesi acayip lezzetli oluyor. Benden tavsiyesi. Bu tamamdır. İkinci olarak fırında pişen arkadaşa bir küçük dokunuş yapacağım. O da şurada gördüğünüz gibi birazcık lor peynirim var. Bunu birazcık daha geniş bir kasenin içerisine alayım. Bu lor peynirini şöyle derin bir kasenin içerisine aldım. İçerisine birazcık taze kekik ekleyeceğim. Sadece yapraklarını sap kısmından böyle aşağıya doğru tutun, çekin. Lor peynirinin içerisine gezdirin. 3 dal kadar yeterli olacaktır. Bu fırında pişen dışı patates kaplı spagettiye acayip yakışacak bir son dokunuş. Hem görüntü olarak hem lezzet olarak. Sonra spatula ile bunu böyle güzelce ezin. Çünkü bunu bir sıkma torbasının içerisine alacağız ve fırından çıkarttığımız arkadaş birazcık soğuyunca üstüne böyle güzelce sıkıp o şekilde servis edeceğiz. Bir sıkma torbası. İçerisine şöyle genişçe bir uç koyuyorum. Sıkma torbasını açıp bu hazırladığım peynirli katmanı direkt olarak içerisine alıyorum. Bu da işleme hazır. En son olarak da buradaki hazırlayacağım lavaşlar için bir küçük dokunuşum var. O da hafif kızardıktan sonra dış katmanı oluşturacak. Bir yemek kaşığı kadar tarçın. Daha fazla tarçın koymayın, çok baskın oluyor. Birazcık fazla acımtırak bir hale getiriyor. Bir yemek kaşığı tarçın. 2 yemek kaşığı toz şeker. Ve 3 yemek kaşığı kadar pudra şekerini böyle bir kasenin içerisine alıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu arkadaşlar yağdan çıktıktan sonra direkt olarak bu tarçınlı, şekerli bulamaçın içerisine girecek. Etrafını onlarla kaplayacağız. Ondan sonra da servis edeceğiz. Şimdi artık tek yapmam gereken bu ikisini güzelce kızartmak. Ondan sonra bunları tarçının içerisine almak. Fırındakini de birazcık dinlendirdikten sonra üstüne bu güzel peynirli katmanı sıkmak. Ondan sonra da ortalığı toplayıp yaptıklarımı sizlerin beğenisine sunmak. Eğer biraz sonra benimle olursanız son derece lezzetli bir kapanış sizi bekliyor. Hadi bakalım, başlıyoruz kızartmaya.
İşte bugün yaptığım bütün lezzetleri sofraya getirdim. Ben böyle bir sunum hayal ettim. Siz yaptığınız zaman farklı bir sunumla istediğiniz gibi sofranızı şenlendirebilirsiniz. Bir kere buradaki spagetti kek o kadar güzel gözüküyor ve duruyor ki bunu bu şekilde sofraya getirdiğinizde hangi misafirinize ikram ederseniz edin ortalık böyle bir şölen alanına dönecek. Üstüne böyle güzel bir lor peynirini hafifçe sıktım. Birazcık da kekik 10 numara 5 yıldız. Şimdi artık bir tadına bakalım. Bu lor peynirini de süs diye koymadık elbette üzerine. Bundan şöyle cömert bir lokma alıp yoğun yoğun lüpleteceğiz. Kırmızı soğan, ıspanak, üstündeki lor peyniri, patates. Bence şahane kıvamda. Eğer böyle beşamel kullanmadan bir spagetti kek yapmak istiyorsanız bu tarif gerçekten 10 numara 5 yıldız işe yarıyor. Bakın zaten kalıp gibi duruyor. Hiçbir eksiği gediği yok. Bununla beraber son derece güzel vaziyette şuradaki çıtır tavuklarımı göstereceğim size. Bak güzelce panelenmiş durumda. Şöyle ballı hardal sosa birazcık batırıyorum. Ve çıtır çıtır bu tavuğun tadına varıyorum. Ne kadar kontrollü bir ısıda güzel bir şekilde yağda pişirirseniz çok uzun pişirmeyeceksiniz bunu. Böyle dışı renk aldıktan sonra çıkartacaksınız benim yaptığım gibi. O kadar çıtırdak bir dış katman elde etmiş olursunuz. Bunu yaparken de tavuğun iyice pişmiş olduğundan emin olmanız için benim size gösterdiğim gibi ortadan ikiye ondan sonra da ince ince keseceksiniz. Ballı hardal soslu çıtır tavuk. Restoranda niye bu kadar çok sattığını anlamak için alim olmaya gerek yok. Çünkü çok güzel bir lezzet. En son olarak da şu arkadaşa bir halini hatırını soralım. Çünkü bu son derece yapması basit. Sizi hiç zorlamayacak. Hatta böyle yapıp dolaba atıp sadece bir son kızartmasını yapabileceğiniz acayip basit bir tarif. Birazcık üstüne bal gezdiriyorum. Niye? Çünkü canım öyle istedi bir anda. Balla beraber şöyle bir tarif bu kadar kolay olup bu kadar güzel nasıl olur? Hakikaten anlaşılır gibi değil. Muz, çikolata kreması, pudra şekeri üstündeki her şeyle beraber 10 numara 5 yıldız bir kıvamda. Tarçın da bu ikiliye çok yakışıyor. Benden söylemesi. Dediğim gibi acayip basit ama bir o kadar da lezzetli bir tarif. Siz de bu tarifleri Arda'nın yaptığı gibi yapayım diyorsanız aşağıda gördüğünüz sosyal medyalardan yani Facebook'taki Arda'nın Mutfağı sayfasından girip tarifi alıyorsunuz. Yorumlarınızı ister oradan yazın, ister Instagram'daki Arda Türkmen sayfasından yazın. Gönderin bana yorumlarınızı, bekliyorum. İster böyle bir çıtır tavuk, ister böyle bir spagetti kek, isterseniz de böyle bir çikolatalı lavaşlı tatlıyla sofranızı siz de benim yaptığım gibi basit, pratik ama son derece lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Ben bu hafta bu tarifleri yaptım. Önümüzdeki hafta bambaşka tariflerin peşinde koşacağım. Önümüzdeki hafta yine böyle lezzetli tariflerde buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Arada birazcık da tatlı yiyelim. İyi hafta sonları. Haftaya görüşürüz. Kayıt. 3 2 1.75 1.50 1.25 1 İlyas'la mücadele. Kayıt. Bunun yanında mahlebli bir bitat. Güzel bir hafta sonunu daha da güzel hale getirecek. Yegel.
Haftaya görüşünceye kendinize çok bakın. Hamuru içerisi çok lezzetli ama bir daha yapacağım. Çok kolay yapacağımız lezzetler. Tavukta... Ya alacak iş değil vallahi billahi ya. Ben ne yapayım kendimi anlamadım ki. Hiç biz kendi aramızda konuşuyoruz arkadaşlarla. Çık çık yukarı çık 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 çık. Süt. Un ne kadar? Çık çık biraz daha. Çık 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 çık. Sütü de geç. Bir spatula ile kenarlarını böyle hafifçe düzelttikten sonra spagetti kekim yanmayan fırına. Bu ses beni benden aldı ya.